Merhaba arkadaşlar, ben Egeberk oyundan Egeberk ve bugün sizlerle bir mancınık yapacağız. Bu mancınık önceki mancınıklar gibi değil. Bu daha da gelişmiş versiyonu. Daha kolay yapılıyor, daha az blok harcanıyor ve daha gelişmiş versiyonu. Çok kolay bir şey. Hemen yapalım. Gördüğünüz gibi mancınığımız böyle bir şey. Çok basit bir yapım var ve 1.8'de yapılabilir. Gördüğünüz gibi bu düğmeye bastığınızda kolayca TNT'yi o tarafa doğru uçuyor. Gördüğünüz gibi. Bir dakika, hemen ana sesi indirelim, 30'a indirelim. Tamam. Bunun için gerekli malzemelerimiz burada. Gerekli malzemeler bir fırlatıcı, 5 tane istediğiniz türde bir blok. Ben güzel dursun diye demir bloğu yaptım. 2 tane yapışkan piston, 1 tane kızıl taş, 1 tane düğme, 2 tane kızıl taş meşası, 2 tane balçık bloğu. Ve 64 tane TNT. 64 olması şart değil. Fırlatıcının içine koyacaksınız bunu. Yani fırlatıcının içine kaç tane koymak istiyorsunuz o kadar koyacaksınız. Şimdi bu nasıl yapılır? Bir tane yapışkan pistonu koyuyorsunuz. Sonra balçık bloğunu koyuyorsunuz. Sonra bir blok koyuyorsunuz. Bir şey unutmuşum. Kızıl taş yenileyici de lazım bir tane. Kızıl taş yenileyici de bu şekilde koyuyorsunuz. Ayarını hiç değiştirmenize gerek yok. Ondan sonra yine bloğu alıyorsunuz ve bu şekilde koyuyorsunuz. Ve üstüne kızıl taş koyuyorsunuz. Ondan sonra bir blok daha merdiven yapıyorsunuz ve oraya düğme koyuyorsunuz. Bir blok daha merdiven yapıyorsunuz ve sonra burada koyduğunuz bloğun tam altına bir kızıl taş meşalesi koyuyorsunuz. Üstüne de bir kızıl taş meşalesi koyuyorsunuz şu şekilde. Ve kızıl taş meşalesinin tam üstüne bir tane blok koyuyorsunuz. Sonra bir yapışkan piston ve balçık bloğu koyuyorsunuz. Sonra da buraya fırlatıcıyı koyuyorsunuz. Balçık bir git. Gördüğün gibi aynısı oldu. Ve şimdi bunun içine TNT koyuyorsunuz. Ve düğmeye bastığınızda gördüğünüz gibi çalışıyor. Bunu şaltere dönüştürerek daha hızlı yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ya da benim özel taramalı sistemimi kullanarak taramalı yapabilirsiniz ki ben şimdi bozdum. Tamam. Şöyle hemen benim özel taramalı sistemi yapalım. Gördüğünüz gibi taramalı oluyor. Yanlış gördüm, özür dilerim. Taramalı sistem olmuyor. Yine de siz bunu özel güzel durması için düğmeyle yapabilirsiniz. Bunun daha özel versiyonlarını da yapabilirsiniz. Nasıl mı yapılır? Tabii ki 12 blok, 12 tane TNT birden fırlatabilir. Bunu yapmanız için bu şekilde 12 tane blok koyun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunu bir kıralım. Üstüne de yine balçık bloğu koyabilirsiniz. Yanlış anlattım, özür dilerim. Yapışkan pistonları da koymanıza gerek yok. 12 tane balçık bloğu koysanız yeter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam, 12 tane. Ondan sonra buraya aynı şekilde fırlatıcıları koyuyorsunuz. Ve içine TNT'lerinizi koyuyorsunuz. Koyamadım. Heh.
Hemen koyalım şunlara. Yine koyamadık. Koyalım. Koyalım. Yine koyamadık. Biraz beceriksizim. Özür dilerim. Tamam. Ama daha bitmedi. Yine balçık bloğunu bununla aynı kıvama getireceksiniz. Yine 12 tane yani. Ve ondan sonra bunların üstüne kızıl taş döşeceksiniz. Kızıl taş döşemek normal sağ tıklarsanız direkt içini açar. Ama shift artı sağ klik yaparsanız böyle olur. Hemen yapalım. Gördüğünüz gibi 12 tane TNT birden gönderiyor. Gördüğünüz gibi bu süper bir şey. Yaratıklara da bayağı hasar veriyor. Mesela hemen şöyle biraz yaratık alalım. Gördüğünüz gibi burada mutlu mesut bir domuz ailesi var. Köylü ailesi var. Koyun ailesi var. İnek ailesi var. Tavuk ailesi var. Tavşan ailesi var. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi onları patlatacağız. Bu biraz canilik belki olabilir. Çok keyifli gördüğünüz gibi. Bir de şöyle deneyelim. Gördüğünüz gibi. Bu mancınık sadece TNT'leri değil. Ayrıca hayvanları da uçurabiliyor. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi. Şunu alalım. Gördüğünüz gibi buraya 1 milyon tane hayvan koysanız da. Gördüğünüz gibi hayvanları uçurdu. Çok keyifli. Bu bütün hayvanları uçurur. Böyle çok eğlenceli bir şey işte. Bu videomuzdan da bu kadar. Kanal izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.